Arkadaşlar merhaba. Bugün 28 Nisan 2024 Pazar ve yüzde vilayetimiz Adana'dayız. Adana'da bugün 9 kuşu çok zor bir program var. Gerçekten bayağı bir uğraştık arkadaşlar. Bakalım bulduklarımızı, gördüklerimizi size aktaralım arkadaşlar. Tabii top sizde. Valla öyle 3 tane 4 tane teklerimiz yok. 2 tane bankomuz var sadece. Onunla yetineceksiniz bugün arkadaşlar. Birinci koşu 17-15'te. Akşam koşuları bunlar. Handicap 15. 4 yukarı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. Burada 5 numaralı Kafa Oktay, Mehmet Sait Çelikle ve 6 numaralı Nakkaştepe, Müslüm Çelikle ve 1 numaralı Yağmur Güzeli, Fesih Çetin başta. Biz böyle tek at gibi bunları aldık. Buraya belki tabii ki son dakika şablonlarımızda yine ilavemiz olabilir mi? Bakacağız. 5, 6 ve 1 burada kesinlikle yazılması gereken safkanlar. Özellikle zaten biz Kafa Oktay'ı çok yüksek bir ganyanla tek vermiştik. Yedili plasede hatırlayanlar hatırlar. Şanlıurfa'daydı zannedersem. O Kafa Oktay çok iyi bir at zaten. Yani tutumuz bir at. Uçanoğlu temsilcisi. Burada da Mehmet Sait Çelik grubunun elinde şu anda. Çok iyi bir performans bekliyoruz açıkçası. İkinci koşu şartı 4, 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet, burada da günün zor koşularından bir tanesi bizi bekliyor. Bir numaralı Jonah Hex, Mehmet Akkabuz'a. Normal şartlar altında çok uygun bir grup arkadaşlar. Birçok adı burada geçebiliyor. Jonah Hex 14 gün evvel görmüş olduğu bir yarışta ikinci oldu. 3 numaralı JR, Müslüm Çelik. 2 numaralı Bold Streak. Mert Gökalp, Aslan, 5 numaralı John Barikrom, Fesih Çetinbaş ve 6 numaralı Karavetar, Berat Demir. 1, 3, 2, 5, 6. Ama 1 burada ön planda. 3. koşu şartlı 4, 3 yaşlı İngilizler 1300 metredeyiz ve çim piste çıktık şimdi. Adana'nın çimlerindeyiz. Günün birinci altılıyı bağlayan tek bir bankosu vardı. O da burada geliyor. 2 numaralı King Eren, Müslüm Çelik'le banko. Evet, bu bulduğu uygun grubu değerlendirecektir. Çim pistte de kavuşmuş oldu zaten. Toruk Makto temsilcisi King Eren Banko. Dördüncü koşu Handicap 15. Dişilere ait 3 yaşlı İngilizler yine 1200 metrede ve çimdeyiz. Çim koşusundayız arkadaşlar. Çok ilginç bir koşu. Arkadaşlar burada önceliğimiz 7 numaralı Kaba Rüzgar. Nizamettin Demir'le yani kim atına Kaba Rüzgar ismi koyar? Koymuş arkadaşlar. 12 numaralı evet 12 çok özür dilerim arkadaşlar. 3 numaralı Juliet Müslüm Çelik. 4 numaralı Second Love Mehmet Sağçelik. 1 numaralı Sempre Libera Furkan Çetin. 8 numaralı Love Girl, Emrah Sincan ve 10 numaralı Stella Girl, Mustafa Kemal Kumbasa. Evet, 7, 3, 4, 1, 8 ve 10. Burada biraz sürpriz bekliyoruz biz açıkçası. Bakalım nasıl bir burada sonuç gelecek arkadaşlar karşımıza. 5. koşu şartlı bir 3 yaşlı Araplar 1100 metreye çıkacaklar. Kum pistteyiz bu sefer. 7 numaralı Taylan Han, Mehmet Sağ Çelik'le. 12 numaralı My Everything İsa Akkavuz ve 13 numaralı Suratli Kız Mehmet Akkavuz arkadaşlar. 7, 12 ve 13 diyoruz buraya. 6. koşu kısa vade 8, 4 ve yukarı yaşlı Araplar 2100 metreye çıkacaklar. Evet, burada da 5 numaralı Kılıç Bey İsa Akkavuz'la ilk atımız. Kılıç Bey'den bugün çok iyi bir koşu bekliyoruz açıkçası. Zaten çimci safkan. Bakalım burada nasıl bir performans gösterecek. Bu safkana rakip noktası 3 numaralı Fuat Aga, Müslüm Çelik'le ve 6 numaralı pardon 7 numaralı Tatmar Bey Mehmet Akkabuz arkadaşlar. 5-3-7. Şahin Mahmut evet yani Şahin Mahmut ve Deniz Şövalyesi yani 6 ve 2 numaralı safkanlarda çok geniş kuponlarda olması lazım. 5-3 ve 7 önceliğimiz bizim. 7. kuş handikap 15. 4 yaşlı Araplar 2000 metreye çıkacaklar. Burada 2 numaralı oğlum Faruk ve 3 numaralı Bedo Bey'i adeta biz tek at gibi
düşünüyoruz arkadaşlar. Bu iki tane safkan zaten daha evvelden de kapıştı. 2 ve 3 ön planda 6 numaralı Ulvi İsa Akyavuz'la burada dikkat edilmesi gereken bir safkan kıvamında. Bunlara yani eğer son kuyusunu kazanmış olan Akmanoğlu 1 numara ve Madenci var. Bu da Ferit yardımcı. Bunlardan da bize ilginç bir koşu gelebilir, sürpriz koşu gelebilir arkadaşlar. Biz 2, 3 ve 6 diyelim. Bunun ötesini sizler tamamlarsınız diyoruz. Evet, 8. koşu handikap 16, 3 yukarı yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Burada ikinci altılı gayeni bağlayan bankomuz var. 6 numara Faithful Spirit, Müslüm Çelik'le banko. Bu safkandan güzel bir koşu geleceğini tahmin ediyoruz. Papa Clem yavrusundan, Victory Gallop'tan gelme. Faithful Spirit, banko. 9. koşu şartlı bir 3 yaşlı Araplar 1100 metreye çıkacaklar. Şimdi her yerde yatamadıysak eğer burada yatıracak bizi TCK. 11 numaralı Lalişko Mehmet Sağ Çelik. 5 numaralı Kuzgun Bey Müslüm Çelik. 7 numaralı Nart Bey Mehmet Akyavuz. Ve 8 numaralı Serokcan Ferit Yardımcı. Şimdi arkadaşlar burası çok açık. Çünkü bakın orijinler zaten Turbo, işte Karaüzüm, Yürekkaya, Güntay, Serhan Taytümöz. Yani inanılmaz güzel orijinler var. Buradaki atların %80'inin normal şartlar altında geliri var ama biz burada 4 tane at bulduk şu an. 11, 5, 7 ve 8. Burada işte Luxor Boy var. Yine Turbo temsilcisi. Ne bileyim şu uçacaksın 12 numara Velat Demir'in bindiği mesela 13 numara Yeşil Salma, Yeşil Asma var Tümöz Bey. Yani burada inanılmaz derecede riskli bir ayakla karşı karşıyayız. Yani altılı gayanı bayağı bir yukarı taşıyacak bir ayak bu. Evet, bugün aynı zamanda İstanbul'da var arkadaşlar. İstanbul'da işimiz biraz daha kolay. İstanbul'da 4 banko bir alternatif bankomuz var arkadaşlar İstanbul'da. 4 banko, bir alternatif banko. Yani 9 kuşunun 5'inde bankodan bahsediyoruz. Adana ama çok cazip gerçekten. Yani Adana'da daha yani şey gibi böyle yani bir bilim adamının bir formül üzerinde çalışması gibi bir şey bu. Hani Adana'da 9 kuşluk formülü. Biz 4 tane bilim adamı üzerinde inceleme yapmaya devam ediyoruz zaten. Tam formülü bulmuş değiliz yani. Zaten bunun Adana'nın formülünü bulan arkadaşlar güzel para kazanacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Tabii TCK izin verirse. Evet. Adana ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese ben güzel bir pazar günü diliyorum. Pazar akşamı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepimize bol şanslar.